Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nur Suresi 59. Ayet-i Kerime. Cenab-ı Hak ailevi hayattan, ferdi hayattan, toplumsal hayata kadar birçok hayatın kademelerini düzenleme konusunda bazı kurallar koymuş. Yani insan kurallar çerçevesinde aile içerisindeki fertlerin birbirlerine olan davranışlarında nasıl davranmaları gereğin usulünü de böylece Cenab-ı Hak belirlemektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ Sizden اَيُّهَا الْاَحْرَارِ Ey hürler! Çocuklar الْحُلْمَ Ergenlik çağına erdiklerinde ne yapsınlar? İza şart edatının cevabı. Fa'dan anlamış alıyoruz. فَالْيَسْتَئِذِنُوا فِي جَمِيلْ الْاَوْقَاتِ Bütün vakitlerde izin istesinler. Şimdi burada bütün vakitlerde derken öncekiyle bağlantılı olduğu içindir ki öncekinde köle ve cariyelerin özellikle ve özellikle üç vakitte izin istemeleri, çocuk olanların, ergenlik çağına ermiş olanların meselesini öncekinde ele almıştı. Mesela kemeste denenlediğine min kablihim. Nitekim sizde onlardan öncekilerin izin istedikleri gibi. Eyl ahrarul kibar. Yani büyük olan hürlerin daha öncesinde izin istedikleri gibi onlar da sizden izin istesinler. İşte kezalike böylece yübeyyinullahi lekum ayati Allah size ayetlerini beyan eder, açıklar. Vallahu alimun hakim. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Ve kavaidu minen nisa. Bu bir deyimdir. Aslında kavaid oturan manasına gelmektedir. Yani kadınlardan oturanlar. Tabi buradaki oturmaktan kasıt şu. Yani ka'adne anil hayzi vel veledi li kibrihinde. Büyük oldukları için hayız ve çocuk doğurmaktan artık tamamen ümitleri kesilmiş olanlar. Yani çocuk doğurma durumu olmayanlar ki genel olaraktan 50 yaşından sonraki durum. Elleti onlar ki la yercuna nikahan nisalike. Bundan dolayı yani çocuk doğuramama ve hayızdan kesilmiş olma durumu. Çünkü hayız çocuk olma durumunun tabiri caizse bir habercisidir. Bundan dolayı nikahtan artık ümitleri kesildiği içindir ki bu şekilde olan kadınlar cevabı yine gelmiş oldu. Feleyse aleyhinne cünahun. Onlar için herhangi bir cünah, isim, zem aynı manaya gelmektedir. Onlar için herhangi bir günah, herhangi bir sakınca yoktur. Ney? En yadane thiyabehunne. Minel cilbabi. O çarşaflarından indirmiş olmaları, yani giysilerini, elbiselerini, çarşaflarını indirmiş olmaları daha ve rida. Rida, izarla beraber, mesela hadisi anlaşılsın diye en azından, hadis-i kutsi'de el-azametü izari vel-kibriya uridai. Cenab-ı Hak diyor, azamet benim izarım, kibriya benim ridam. İzar alta giyilen, rida ise üste giyilmiş olan giysidir. Yani üstlerini çıkartmaları, yine vel-kana'a ve kanaî aynı zamanda baş örtülerini çıkarmaları bir de fevkal himare yani yüzünün üstünde bulunmuş olan baş örtülerini çıkarmaları ki burada şunu da ifade edeyim himar aslında başörtü manasına gelmekle birlikte Cenab-ı Hak innemel hamru vel meysuru vel ensab risu min amel şeytan ayetinde de buyurulduğu üzere oradan şey olsun diye Himar başı örtüğü gibi aynı zamanda hamır, himar aynı kökten gelmiş oluyor. İçki de aklı örttüğü içindir ki onun içinde bu manada kullanılmış olmaktadır. Gayre müteberricatin. Ama yani açmalarında bir sakınca yok fakat teşhir edici olmamaları şartıyla. Yani musiratin ortaya koyma, izhar etme durumu olmamak şartıyla. Neleri? Bir ziynetin hafiyeti. Gizli olan ziynet ve süslerini açığa çıkarmamaları şartıyla. Mesela ne gibi? Kel kılade gibi. Mesela kolye, ondan sonra vesivar, bilezik, ondan sonra ve halhal. Halhal bu normal aynen doğuda o şekilde halhal olarak da aslında yine ifade edilir. Yani ayağa giyilen, ses çıkartan ayakkabı manasında ki mesela genelde eskiden hamamlarda çok olurdu. Hamamlarda o manada çok bulunurdu. Tahtadan da yapılırdı o şekilde. Ve yine
Aynı şekilde onlar ve en yestafifne ve onların iffetlerini, yani kendi iffetlerini korumaları, iffetli davranmaları, böylece hangi durumda bi enna yadanaha, o örtülerini çıkartmama noktasında, yani örtülerini korunmaları konusunda bu nedir? Onların iffetli davranmaları için hayrun lehenne, onlar için daha hayırlıdır. Yani her ne kadar aslında şunu ifade edelim, dinin iki meselesi vardır. Bir ruhsat, bir azimet. Yani burada bazı noktalarda ruhsat verilse de yine azimetle amel etmeleri onlar için diğer bir ifadeyle daha hayırlıdır. Vallahu semi'un li kavlikum, Allah sözlerinizi işitir. Alimun bima fi kulubikum, ve kalplerinizde olanları da elbette ki bilendir. Leysa alel a'ma haracun, burada a'maya bir zorluk yoktur. Bunu şunun için ifade edeyim ki daha iyi anlaşılmış olsun nüzulü. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar elhamdülillah tefsirini yaptık. Tabii nüzul sebebini bilmiş olmak ayeti anlamakta en az %51 oranında önemlidir. Burada da mesela üç kısım insanı ifade edecek burada. Ama olsun, ondan sonra topal olsun, ondan sonra hasta olsun. Müslümanlar savaşa çıktıklarında evlerin anahtarlarını bunlara verirlerdi. Yani bizim eve bak diye. Bunlar da onların evine kontrolde bakma durumunda bakarken, o mesela diyelim ki ihtiyaç oldu, acıktılar. Şimdi tekrar evlerine gidip yeme durumu ve o bulundukları evde yemekten sakınırlardı. Yemekten sakınırlardı. Ondan dolayı böylece bir ruhsat vererekten onların zorluk içerisinde olmayıp da böylece o kontrolleri ellerine verilmiş, anahtarları ellerine verilmiş olan o evlerde yemek yeme konusunda, ki başka bir şey daha var, onu da burada ifade edecek, onlar için herhangi bir zorluk yok, yapabilirler. Yani yiyebilirler. O evlerini kontrol etmek amacıyla anahtarları kendisine verilen o evlerde gelip kontrol ettiklerinde o evde bulunan yiyeceklerden yiyebilirler. Onda bir zorluk yok manasında bunun üzerine bu ayet-i kerime de inmiş olmaktadır. Köre bir zorluk yoktur. Ve la alel a'raci haracun. Yine aynı şekilde topala da bir zorluk yoktur. Daha ve la alel meridi harac. Ve hasta olana da herhangi bir zorluk durumu yoktur. Hangi noktada? Fi muakeleti mukabilihim. Burada muakele, mukabele tamamen müşareket babında. Yani mukabilindekilerle yemek yemede. Bir bu demin ifade ettiğim mana, bir de ikincisi bunların diğer sağlıklı olan insanlarla beraber aynı sofrada oturup yeme noktalarında da onlar için yemelerinde de herhangi bir sakınca yoktur. Yine vela haracin ala enfusikum. Evet, vela haracun ala enfusikum. Ve nefisleriniz için de herhangi bir zorluk yoktur. Hangi noktada? En te'kulu min buyutikum. Yani buyutu evladikum. Burada özellikle onu ifade ediyor. Kendi evleriniz derken, yani evlatlarınızın evlerinde de. Ki burada bütün artık nerede yemeleri noktasında ruhsat var. Onu ayet-i kerime aşağısında devamlı bir şekilde onu ifade ediyor. Yani evlerinizde, yemelerinizde, yani evlatlarınızın evlerinde, buyutu abaikum. Veya babalarınızın evlerinde yemekte, ev buyutu ümmahatikum, veya annelerinizin evlerinde yemekte, ev buyutu ihvanikum, veya kardeşlerinizin evlerinde, ev buyutu ehavatikum, veya kız kardeşlerinizin evlerinden, ev buyutu amamikum, amcalarınızın evlerinden, ev buyutu ammatikum, veya halalarınızın. Burada ev buyutu amamikum ammatikum. Dikkat edilirse, mesela biz Türkçe'de işte diyelim ki amca, hala şeklinde ifade ediyoruz. Fakat burada kullanış şekilleri aynı, sadece müennes tası gelmiş oluyor. Hala ifade edildiği zaman o da ama veya amma şeklinde ifadeyle müennes tası ayrıyeten getirilerekten hala olduğunu ifade etmiş oluyor. Yine ev buyutu ahvalikum, dayılarınızın evlerinde, ev buyutu halatikum, teyzelerinizin evlerinde, veya ev ma meleket mefatihahu, veya anahtarı sizde bulmuş olan. Dediğimiz gibi gidiyor cihada, anahtarını onlara teslim ediyor. Yani hazantumuhu li gayrikum. Başkalarının evlerine sahip olmak üzere. Evlerine sahip olmak üzere anahtarı sizde bulunmuş olanların
olanların evlerinden istifade edip yeme konusunda da sizin için herhangi bir zorluk yoktur. Veya ev sadikukum veya arkadaşlarınız veya arkadaşlarınızın evlerinde öyle arkadaşlar ki ve men sadakakum fi meveddeti muhabbet ve sevgi konusunda size sadakat gösteren arkadaşlarınızın sadık olan arkadaşlarınızın ki vel mana şu. Yani cevap aslında bütün hepsinde gelmiş oldu. Yecuzul eklu. Bütün bu durumlarda yemek yeme durumu caizdir. Nerede min buyut men zikire. Tüm saymış olduğu işte evlatlarınızın, halalarınızın, amcalarınızın bütün o zikredilmiş oldukları bütün onlarda evlerinde yemek yemeniz sizin için caizdir, uygundur. Ne zaman? Mesela ve inlem yahduru İza alime rıdahum bihi. Onların evlerinde, onların yemeklerinden yemenizde herhangi bir olumsuzluk durumu olmayıp razı olduklarını bildiğiniz hususlarda hazır değilken onlar orada hazır değil ama yediğinizde memnun kalacaklar, razı olacaklar. Bir sakınca yok. Yani memnuniyetsizlik duymayacaklar durumda o kişilerin evlerinde de yemenizde sizin için sakınca yoktur, caizdir. Yecuzul eklu. Leysa aleykum cunahun en te'kulu cemiyen müştemiyene. Yine burada da aynı şekilde onlarla beraber oturup toplu bir şekilde aynı şekilde yemek yemenizde de herhangi bir sakınca yoktur müştemiyene toplu olarak. Veya toplu değil de ev eştaten. Yani müteferrikine ayrı ayrı farklı farklı dağınık olaraktan. Burada eştaten ifadesi şeddenin cemi, cemu şedde. Bu da yine nüzul sebebiyle ilgili. Mesela nüzul sebeplerinde aslında birkaç tane farklı nüzul sebebi de farklı ravilerden gelerekten de zikredilmiş olmaktadır. Buradan da mesela birisini ifade ediyor. Nezele bu ayet-i kerime nüzul etti fîmen taharraca en ye'kule vahdehu. Tek başına yeme konusunda taharraca aynen haraç kökünden geldiği gibi. Böyle bir durumda zorluk çeken yani daralan insan için veya ve izâ lem yecid men ye'kuluhu yetrukul ekle. Ve kişi kendisiyle beraber herhangi bir kişi yiyecek, beraber yiyecek müşareket olaraktan yiyecek bir kişi bulmadığında bu sefer ne yapıyor? Yetrukul ekle. O zaman yemek yemeyi bırakıyor. Bu durumda olan bir insan için böylece o yemekten, o yiyecekten, yemekten herhangi bir sakınca yoktur. Evet, burada o üç kısım insanın yapması gereken ruhsat durumlarını burada zikrettikten sonra ayrıyeten şu noktaya, ev adabı ile ilgili şu noktaya da Kur'an geçmiş oluyor. O idâ dehaltum buyuten bir eve girdiğinizde yani lekum la ehle biha kendi evinize girdiğinizde ki orada aile yok. Aileniz yok, çoluk çocuğunuz yok, herhangi kimse yok. Ev boş. Girdiğinizde izah şart edatının cevabı F'den anlamış oluyoruz. Fesellimu ala enfusikum. Kendi kendinize selam veriniz. Mesela ne deyiniz? Kulu esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bize ve Allah'ın kulları, salih kulları üzerine olsun deyiniz. Evde kimse yokken. Ne olur o durumda? Fe innel melaikete, melekler ne yaparlar? Teruddu aleykum. Sizin selamınızı iade ederler. Yani selamınızı diğer bir ifadeyle almış olurlar. Ama ve imkanı biha ehlun. Eve geldiğinizde aileniz evde, çoluk çocuğunuz evde ise o zaman fesellimu aleyhim. Doğrudan doğruya onlara selam veriniz. Ne deyiniz? Tahiyyeten. Hoş bir selam. Güzel bir hoşnutluk dilemek amacıyla. Tahiyye. Ettahiyyatü lillah. Oradan da aklınıza gelsin. Bu masları hayyen. Hayyenin masları olmuş olmaktadır. Hoş bir dilekte bulunarak, sağlık, afiyet dileklerinde bulunarak. Min indillah. Allah nezdinde mübareketen, mübarek ve tayyibeten ve hoş. Allah nezdinde hoş olan, mübarek olan, memnun edici bir sağlık dileğinde bulunuruz. Ki yusabu aleyha. Böylece onunla sevaplandırılmış olunuyor. Yani bu işi yaptığınızda sevap kazanmış oluyorsunuz. İşte aynen diğer gibi, baştaki olduğu gibi, kedalike böylece yübeyyinullâhu lekumul âyât. Allah böylece ayetlerini size beyan eder. Yani yufassilu lekum ma'alimi dinikum. Ve sizin dininizin malemlerini, alametlerini, işaretlerini yani muamelat-ı şer'iyeyi, alametleri böylece size tafsil etmiş olur, bildirmiş olur. Yani bu genel olarak adab-ı muaşeretten tutunuz da, İslam'ı ifade eden, gösteren her türlü alem, kabir taşlarından minareye kadar, ezanlara kadar, İslam'ın alametleri olan,
şeyleri böylece size bildirmiş, tafsil etmiş olur. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Ta ki bilesiniz, akledesiniz veya niçin لِكَيْ تَفَمُوا ذَٰلِكَ Bunu anlayasınız diye, fehmedesiniz diye Allah size böylece ayetlerini beyan etmiş oluyor. Evet, 62. ayet-i kerimeye gelince Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ve elbette ki o müminler öyle müminler ki sıla cümlesi oluyor. Sıladan sonra mevsul gelir. Mübteda haber, sıla mevsul, muzaf, muzafun iley, kale, mekul. Hep bunlar birbirini takip eden hususlar. Yani sıla varsa demek ki mevsulü var. Ondan sonra ellezi burada ki manasına Türkçe'de kullandığımız noktalı virgül ile ifade edilen kelimelerde kullanılmış oluyor. Sıla cümlesi ile ellezi ile başlamış oluyor. O müminler ki öyle bir özelliğe sahiptirler ki o özellikler nelerdir? Şunlar. Amenu billah ve rasulü. Allah'a ve Resulüne iman ederler. Ve izâ kânû ma'ahu. Onlar olduklarında, beraber olduklarında, yani ey Resul, Resul'le beraber alâ emrin câmi'in. Ortak bir işte Resul'le beraber olduklarında mesela ne gibi? Kehutbeti cümiyat. Cuma'da zaten cuma toplanma manasına geliyor. Toplu olarak cuma günü hutbede bulundukları sırada. Onlar ne yaparlar? Lem yethebu. Öyle kaba ifadeyle söyleyeyim. Kafalarına göre, kafalarını estiği gibi kalkıp gitmezler. Yani bazılarının aklı evvellerin söylediği gibi. Aslında ben cuma namazını kılıyorum, hutbeyi dinlemeden gidiyorum. Yani dinime dahil eden bari Müslüman olsa derler ya. Yani belli ki bu cuma namazını hiç gitmemiş, kılmıyor yani. Yani namazın hutbeden önce mi sonra mı olduğunun bilincinde değil. Bunları da gördük. Tıpkı Kenan Evren, darbeci Kenan Evren'in söylediği gibi. Aa, bu senede Kurban Bayramı hacca denk geldi. Hacca denk geldi. Yani hac ile Kurban Bayramı'nın aynı zamana Zilhicce ayının onuna denk geldiğinin tabii bilgisinde, bilincinde olmadığı içindir ki aynen onun gibi o tipte insanlar maalesef var. Maalesef tabii yani münafıkane bir hareket, nifak içerisinde olmak, yani kafirin Müslümana vereceği zarardan daha çok zarar vermektedir. Yani şu anda yani Türkiye'deki en büyük sıkıntı münafıkane olan hakikaten bu durumlardır. Mesela onlar niye yani gitmezler? Li arudi uzrihim lehum ve onlar için herhangi bir özürden dolayı arız olan herhangi bir durumdan dolayı gitmezler. Ne zamana kadar? Hatta yese'edinuhu. Hatta intihayı bildiriyor. Bazen iptida manasına geliyor, nihayeti bildiriyor. Mesela ekertü semekete hatta ilare esya. Ben balığı yedim nereye kadar? Başına kadar. Nihai olarak. Ta ki izin isteyinceye kadar. İste'zene yeste'zinu. Buradaki sin de Arapçada altı manaya geliyor. Talep, sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim. Buradaki talep manasına. Yani izin talep edinceye kadar. He, innellezine yestezinuneke, onlar ey Habibim senden izin istediklerinde ulaki işte onlar ellezine o kimseler ki yu'minune billahi ve rasulihi. Yani Allah'a ve Resulüne iman ediyorlar. Evet. O yani Allah ve Resulüne iman eden ve yestezenu li ba'di şe'nihim emrihim. Bazı işlerinden dolayı onlar senden izin istediklerinde ne yapsan şart edatının yine izah ile başlayan şart edatının cevabı gelmiş oldu. Fe eden limen şiddeminim. Bir insirafi. Geri gidip dönmesi üzerine onlardan dilediğine izin verebilirsin. İzin ver. Ve arkasından da vestağfirlerin. Onlar için mağfiret dileğinde bulun. İnnallâh gafurun rahim. Allah mağfiret edici ve rahmet edicidir. Burada diğer bir usulü de esası da peygambere karşı nasıl davranılması gereken terbiyesini de bu zamanımızda da daha kaba insanlar olduğu içindir ki onlara da bu manada ders vermek için. Yani peygamber efendimizi normal insanlar gibi değerlendirip de Muhammed der gibi böyle küstah bir vaziyette olanlara da aslında bu manada bir ders veriyor. La tec'alu edinmeyiniz yapmayınız. Dua er rasulü beynekum. Aranızda Resulü çağırmayı yapmayınız. Ne gibi? Ke duay ba'dukum ba'da. Bazınızın bazısını çağırdığı gibi. Mesela ne gibi? Bi entekulu şöyle demeyiniz yani. Ya Muhammed, ey Muhammed. Veya bel ne yapınız? Bel belki intikal manasına.
Yani önceki mana değil, sonraki manayı nazara vermek için. Durum öyle değil, böyle. Yani kulu şöyle deyiniz, öyle demeyiniz önceki gibi. Ya Nebiyyallah, ey Allah Nebisi, ya Resulallah, ey Allah Resulü. Bunu nasıl söyleyiniz? Fiilini, yani leyini, yumuşak bir şekilde, edepli bir şekilde veya mütevazı, mütevazi olarak ve hafte sautin, sesinizi alçaltarak. Ki ayet-i kerimede Hucurat'ta la terfu esvatakum fevka sautin nebiyyi. Sesinizi peygamberin sesi üzerinde yükseltmeyiniz. Ve evlerinize nasıl girilir şeklinde bütün bu adabları da Kur'an-ı Kerim belirttiği gibi böylece Peygamber Efendimiz'e karşı nasıl davranması gerektiği konusunda da elbette ki bunun ölçüsünü bildirmiş olmaktadır. Yine aynı şekilde kat tahkik edatıdır. Kat ya'lemullahu lezine, muhakkak ki Allah bilir kimi, yetesellelune minkum livada. Sizden öyle sıvışıp da başkasının arkasına gizlenip de sıvışarak gidenleri bilir. Yani ey yahrucune minel mescidi, mescitten çıkıyor fil hutbe esnasında min gayri istihzan, izin istemeksin. Hafiyeten gizli ve tutuyor müstetirine bir şeyin. Bir şeyin arkasına gizlenerek, herhangi bir kimsenin veya herhangi bir şeyin arkasına gizlenerek gizlice izin istemeksizin. Yani yukarıda izin, en azından izin iste. Buradaki dediği gibi vakatli tahkiki, tahkik edatıdır. Kuvvetliliği bildirmiş oluyor. Felyahzer, sakınsın, hazer etsin. Ellezine o kimseler ki yuhalifuna an emrihi. Ve böylece onlar ki muhalefet ediyorlar. Neye? Emrine. Kimin emrine? Eyillah ve Resulü. Allah ve Resulünün emrine muhalefet edenler sakınsınlar. Neden sakınsınlar? En tusibehum fitnetun belaun. Kendilerine bir belanın isabet etmesinden. Veyahut da bu dünyada veyahut da ev yusibahum azabun elimun fil ahireti veyahut da ahirette de elem verici bir azabın onlara isabet etmesinden sakınsınlar. Ela tenbih edatı. Aynen trafik işaretlerindeki gibi. Dikkat. İnne lillahi, muhakkak ki Allah'ındır. Ney? Mahfise mavati vel ard. Yerde ve gökte bulunan her şey fi zarfiyet bildirmiş oluyor. Ne olarak? Mülken, malikiyet olarak, ve halkan, yaratılış olarak, ve abiden, köle olarak da. Kat ya'lemu, muhakkak ki Allah bilir neyi? Ma entüm eyyühel mükellefun. Ey mükellef olanlar, sizin aleyhi, minel iman ve nifak. İster iman mini beyaniye, ister iman ister nifak. Bulunmuş olduğunuz durumu elbette ki Allah bilir. Yani kişi münafık mıdır, mümin midir? Elbette ki Allah bilir. Yani kişi ondan elbette ki gizleyemez bunu. Daha neyi bilir? Ve yarın Allah bilir. Yevme o gün ki yurcaûne ileyhi, kendisine dönülecek, döndürülecek. Kendisine döndürülecek olanları da bilir. Ki burada cümlenin Arapça gramer olarak kullanılış şekli fi iltifatun anil hitabe. Bu Kur'an-ı Kerim'de devamlı bu tarz uygulanır. Hitap cümlesinden muhatap sen mesela, yestezinuneke, sen, muhatap zamirliliğinden gaip durumuna bir dönüş vardır. Gaip bir hale dönüş vardır. Yani meta yekunu, ne zaman olacak? Yani Allah'a dönüş ne zaman olacak? Ona döndürüldüğünüzde, ona dönüşün olduğunda bu dönüşü elbette ki bilir. Sizin ona döndürüleceğiniz günü de Allah bilir. Böylece bilmekle kalmaz. Fe yune bi uhum fihi. Ve o günde size haber verir neyi? Bima amilu minel hayri ve şerri. Hayırdan ve şerden yapmış olduklarınızı da o günde size Allah haber verir. Vallahu bi kulli şeyin. Allah her şeyi, o her şeyden kasıt min amalihim ve gayrihim. Gerek amelleriniz ve onun dışındaki olan her şeyi Allah nedir? Alimun, bilicidir, bilendir. Sadakallahul azim. Allah en doğruyu söylemiştir. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.